Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle IELTS General ve IELTS Akademik sınavlar arasındaki farkı inceleyelim. Bununla ilgili farklı sorular alıyorum. Bazen arkadaşlar hangi sınava girmesi gerektiğini bilmiyorlar. Bazen de ikisine girme şansı olan arkadaşlar da hangisine girmesi gerektiğiyle ilgili karar vermekte zorlanabiliyorlar. Ya da eğitim, yani hazırlık esnasında yanlış materyale çalışma durumu olmaması için aslında bu video önemli. Videonun sonunda en alt kısmında şöyle bir hesaplama yapacağız aslında. İki sınav birbirine ne kadar benzer, birbirine aynı olan bölümler nedir? Belli bir yüzde şeklinde hesaplama yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk başta şunu konuşmamız lazım. Bu sınava kim girmesi gerekiyor? IELTS General dediğimiz sınava bizim biraz daha yine İngilizcemiz seviyemizi ölçecek. Çünkü bu sınav sonuçta bir proficiency sınavı, sizin İngilizce yeterliliğinizi ölçüyor. Ve bu çoğunlukla da yine migration purposes dediğimiz, yani sizin bir yere göç etme, orada göçmenlik başvurusu ve benzeri olabilir. Bununla ilgili günlük bir kontekste, günlük bağlamda sizin seviyenizi ölçüyor. Bu ne olabilir? Bir iş hayatı, sosyal ortam ve benzeri olabilir. Çoğunlukla da İngilizce konuşulan ülkeler, sadece burası değil tabii ki, Almanya veya diğer ülkelerde de geçerli bir sınav, uluslararası geçerli bir sınav. Buralara yerleşme olabilir, eğitim olabilir veya buraya da çalışma olabilir. Peki özellikle yalnızca ve yalnızca akademik olarak yapılan sınavın ne farkı var dediğimizde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu kez ise bizim İngilizce yeterlilik seviyemiz daha çok bir akademik konteks, akademik bağlamda, yani bizim yüksek öğrenim görüp göremeyeceğimizle ilgili. Bu bizim tabii ki bir undergraduate dediğimiz bir üniversite olabilir ya da master's degree ya da PhD, yani daha ileri seviyede olabilir. Sizin aslında burada daha karmaşık fikirleri sunup onları anlayıp anlayamadığınız, çünkü düşünün ki bir üniversitede öğrencisiniz, sizin oradaki akademik tartışmalara katılabilmeniz lazım ya da o akademik konuşmaları takip edip devamında sizin bir fikir sunabilmeniz lazım. Bunu tabii ki yazıyla da olabilir, sözlü de olabilir. Üniversitelerin çoğu haliyle size akademik IELTS testindeki bir skor isteyecek ve bazı meslekler ise, bu mesela tıp, hemşirelik, mühendislik veya muhasebe de olabilir veya buna benzer diğer bölümler, bazen her ne kadar siz orada çalışacak da olsanız, işle alakalı bile olsa IELTS Akademik istiyor. Pilotlarda durum şöyle olabiliyor, ikisi de kabul edilebiliyor. Fakat size tavsiyem mutlaka özellikle başvuru yapmak istediğiniz kurum, onun resmi sitesinde bununla ilgili iyi bir araştırma yaparak ondan sonra çalışmaya başlamanız. Ama tabii ki korkulacak bir şey yok aslında. Sınav birbirine çok benzer. Yani sınavın birbiriyle aynı olan bölümleri çok fazla. Hadi sınavı derinlemesine inceleyelim. Sınava baktığımızda listening bölümünün iki sınavda da birbirinin aynısı olduğu ve gördüğünüz gibi 30 dakika sürüyor. 10 dakika artı bir 10 dakika paper based'lerde, yani kağıtla yapılan sınavlarda 10 dakikada transfer süresi veriliyor. Burada monolog veya karşılıklı diyalog olabiliyor. Ama bunlarda da ki monolog da olsa şöyle düşünün, bazen bir diyelim ki dil okulunun oradaki eğitim danışmanıyla yaptığı bir karşılıklı konuşma olabildiği gibi size bir tur rehberinin anlattığı bir şey de olabiliyor. Günlük konularla ilgili oluyor ama sadece günlük konular değil, bazen özellikle ikinci yarısından itibaren, yani 3 ve 4. bölümünden itibaren okul ve okulla ilgili size bazı listening kayıtları dinletiliyor. Bunlar bazen bir üniversite hocasının bir konuyla ilgili anlatımları da olabilmekte. Peki listening mi sadece birbirinin aynısı? Hayır, speaking de aslında iki sınavda da, hem general olsun hem de akademik olsun, ikisinde de aynı. 3 bölüm var. Birinci bölümde kendiniz veya kendi aktivitelerinizle ilgili konuşurken. İkincisinde sizin bir göreviniz oluyor, görev kağıdınız. Buradaki onu okuduktan sonra hazırlanmak için toplamda 1 dakika süreniz oluyor. 1 dakika süreden sonra konuyla ilgili konuşma yapmak için minimum 1 dakika, maksimum 2 dakika olacak şekilde test devam ediyor. Devamında ise bu ikinci bölümde çıkan, bu test kartta çıkan bölümle ilgili siz sınavı yapan hocayla bir karşılıklı fikir alışverişi olacak şekilde bir tartışma içine giriyorsunuz. Size sorular soruyor, siz de soruları cevaplıyorsunuz. Peki diğer bölümler, yani şimdi ben reading bölümüne girdim. Reading bölümünde general kısımda, genel kısımda yine 60 dakika, akademikte 60 dakika. Peki fark ne? 3 bölüm olan general kısmında birinci section'da, kısımda 2 veya 3 tane kısa metin, ikincisinde ise işle alakalı olabiliyor, üçüncüsünde ise bir uzun tekst oluyor. Akademikte ise 3 tane uzun tekst oluyor ve bunlar genellikle analitik bir, hani aslında bağlama akademik diyebiliriz. Bunun içinde belki bir grafik, diyagram ve benzeri çeşitli materyallerde olabiliyor. Şimdi aslına bakarsanız soruların hani çözülüş tarzı olarak çok fark olmasa da metinlerin yapısı farklı oluyor. Genel olarak öğrenciler burada doğru cevap sayısı akademiye göre daha fazla oluyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Diyelim ki aynı not alabilmek için, yani diyelim ki 6 alabilmek için general'dan daha fazla soru doğru cevaplamanız lazım. Neye göre? Akademiye göre. Bir basit, yani öğrenciler arasında düşündüğümüzde evet bir basitlik durumu söz konusu. Fakat şunu da unutmamamız lazım. Nihayetinde bu bir band skora çevrilirken de o daha fazla doğru cevap yaptığınızda ancak akademik IELTS'e eşit not alabiliyorsunuz. Writing'e geldiğimizde ise writing'de ikinci görevler aynı diyebiliriz. Yani ikisinde de minimum 250 kelime yazmanız gerekiyor. İkisinde de bir mini essay yazıyorsunuz aslında. Ve tavsiye edilen süre ikisinde de 40 dakika. Kalan 20 dakikayı ise burada gördüğünüz gibi genel kısımda bir mektup yazıyorsunuz. Bu bir arkadaşınız olabilir, bir kuruma, bir yere olabilir. Ama bunu zaten açıkça belirtiyor. Akademik kısımda ise siz bir grafik, diyagram ve benzeri, tablo ve benzeri olabilir. Bunu açıklayarak raporlamanız isteniyor. Aslına bakarsanız bunun büyük Task 2, Task 1'in 2 katı puan getirdiği için aslında büyük bölümü yine aynı diyebiliriz. Şimdi bu iki sınavın birbiriyle olan, hani karşılaştırarak ne kadar benzer onu inceleyelim. Listening ve Speaking bölümü birbirinin aynısı ve haliyle bunların toplamda tüm sınavın %50'si otomatik olarak aynı olmuş oluyor. Writing bölümünün ise ikinci görevleri, ikisinde de short essay görevi olduğu için birbirine çok benziyor ve ikinci görev birinci görevin 2 kat puan getirdiğinden aslına bakarsanız writing içerisinde %67'sine yakını, 66-67'sini writing 2 görevi task 2 oluştururken %33'lük kısmını task 1. Peki bunun tüm IELTS sınavı olarak düşündüğümüzde sonuçta reading bölümü, listening, speaking ve writing hepsi %25 etkilediği için haliyle bunu şöyle düşünebiliriz. Yaklaşık tüm sınavın writing kısmında %16.5'lik kısmı da aslında aynı. Dolayısıyla toplamda sınavın IELTS Genel ve IELTS Akademik'in aynı olan kısmı %66.5 gibi bir oran var. Peki biraz daha derinlemesine incelediğimizde reading kısmında ise akademikte 3 tane uzun tekst varken genelde 1 tane uzun tekst ve diğerleri biraz daha küçük. Burada tekst tipleri farklı ama stratejiler çok benzer. Özellikle eş anlam, zıt anlam veya sonuçta reading comprehension dediğimiz okuduğunu anlamayla ilgili sorular olduğu için birbirine yakın diyebiliriz. Buradan çıkaracağımız sonuç, şayet reading'in tekstleri hani farklı olarak düşündüğümüzde aslında çözüm yolları veya okuduğunu anlama olarak sonuçta beceri aynı şeyi ölçüyor. Sizin hedef olarak çalıştığınız metinler veya sınava hazırlık sürecinde hazırlanmanız gereken metinler farklılaşıyor ve soru tipleri biraz farklılaşıyor. Eğer bu reading'i farklı gibi düşünmezsek yaklaşık sınav zaten %90 birbirinin aynısı olmuş oluyor. Tek büyük fark gerçekten hani net bir şekilde yapmanız gereken farklı şey writing kısmında ortaya çıkıyor ki bu da writing task 1'da genel kısımda bir mektup yazarken akademik kısımda dediğimiz gibi bir tablo, bir diagram gibi bir herhangi bir şeyi hem aslında raporluyorsunuz. Kısacası bunu tarif ederek raporlama görevi. Demek ki buradan çıkacağımız sonuç aslında iki sınavın birbirine birebir benzer, birebir aynı diyebileceğimiz kısmı %50'den fazla. Reading kısmını da eklediğimizde bu %90'a kadar ulaşabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir aklınıza takılan başka bir soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplarım. Herkese iyi çalışmalar.